Merhabalar, 2020 bursluluk sınavı 6. sınıf Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler konularıyla yine birlikteyiz. Sınav tarihimiz 25 Nisan ve 25 Nisan'a kadarki konuları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere önerim var, son 10 yılın çıkmış sorularını çözmelisiniz. Son 2 hafta her gün çıkmış soruları çözerseniz sınavda başarılı olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen Türkçe Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularına birlikte bakalım. Türkçe ile başlayalım. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı bizlere gönderdiği derslerin işlememiz gereken üniteleri göstermekte. Hemen Türkçe dersiyle başlayalım. Biçim ve biçim bilgisi ve çekim ekleri sözcüğün yapısı birinci ünite konumuz çekimeklerinin işlevlerini ayırt etme, sözcükte anlam ve çok anlamlılık, kelimeleri anlamlarına uygun kullanma, sözcükte anlam, kelimeleri anlamla uygun kullanma, konuşturma, intak, karşılıklı tezat sanatları, daha sonra arkadaşlar isimler, sıfatlar isim sıfat tamlamaları Tamlamalar var Cümlede anlam Aralık ayında cümlede anlam Neden sonuç, amaç sonuç, kosul sonuç Karşılaştırma, benzetme, örneklendirme cümleleriyle ilgili ifadeler Arkadaşlar zamirler Zamirlerin metin anlamına olan katkısı Parçada anlam Ana düşünce, ana duygu, konu başlık, yardım düşünceler Metinle ilgili sorulara cevap verme arkadaşlar Grafik, tablo, çizelgeye sunulan bilgileri yorumlama Şubat ayında edat, bal alaç ünlem yazım kuralları her zaman çıkıyor arkadaşlar. Noktalama işaretleri, Mart ayında söz gruplarında anlam, kalıplaşmış söz grupları, deyimler, atasözleri, özdeyişler. Evet, cümlede anlam Mart ayında devam ediyor arkadaşlar. Nisan'ın başında parçada anlam, giriş, gelişme, sonuç, parça oluşturma, parça tamamlama. En son Türkçe dersi arkadaşlar bu şekilde bitiyor. Türkçe Nisan'ın 25 Nisan'a kadar işlenmesi gereken konular bunlar. Hemen matematikte devam edelim arkadaşlar. 6. sınıf matematik yıllık plan MEB'in gönderdiği. Birinci ünite doğal sayılar ve işlemler, üslü ifadeler arkadaşlar, doğal sayılarla dört işlem yapma, doğal sayılarla işlemlere devam ediyor. Doğal sayıların çarpan katları 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10'a kalansız bölünebilme kuralları, Asal sayılar, arkadaşlar kümeler, Kasım'da tam sayılar, tam sayıları tanır, sayı doğrusunda gösterme, tam sayıları karşılaştırma ve sıralama, tam sayıların mutlak değerini belirleme, kesirlerle işlemler, aralık kesirlerle işlemler arkadaşlar kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme ondalık gösterim, bölme işleminde kesir kavramını ilişkilendirme, ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme. Yine ondalıklı sayılar, Ocak ayının sonuna kadar ondalıklı sayılarla devam ediyoruz. Yani birinci dönem bittikten sonra ikinci dönem Şubat ayında oran arkadaşlar, çoklukları karşılaştırma, cebirsel ifadeler, sözel olarak verilen durum, uygun cebirsel ifadeler kullanma, yine Şubat ayının sonuna kadar cebirsel ifadeler bitecek, cebirsel ifadelerin anlamını açıklama, veri toplama ve değerlendirme, Mart'ta arkadaşlar, Mart'ın veri analizi, grupla ait açıkladığı hesaplar ve yorumlar, arkadaşlar Mart'ın sonunda açılar, komşu tümler, bütünler, Ters açıların özelliklerini keşfeder ve ilgili problemler çözme, alan ölçme, üçgenin alan bağıntısı, paralelkenarın alan bağıntısı. Yine Nisan'ın birinci haftası alana devam ediyoruz arkadaşlar. Alanla ilgili problemler çözme. Arkadaşlar çember, çember çizerek merkezini, yarı çapını ve çapını tanımlama yine dördüncü çember bir çemberin uzunluğunun çapına sabit bir değer olduğunu ölçüme yaparak belirler. Buraya kadar matematik konuları 25 Nisan'a kadar bunlar arkadaşlar. Fen konularına bakıyoruz. Fen konuları güneş sistemi ve tutulmalar arkadaşlar. Yine güneş tutulması, ay tutulması, güneş ve ay tutulmasını temsil eden model oluşturma, vücudumuzdaki sistemler, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, sindirime yardımcı olganlar, dolaşım sistemi, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan hücreleri, aluvar, aktuvar, kan grupları, kan bağışı. Daha sonra vücudumuzdaki sistemlerden solunum sistemi, solunum sisteminden sonra arkadaşlar boşaltım sistemi. Daha sonra kuvvet ve hareket. Arkadaşlar kuvvet ve hareketten, cisme etkeden kuvvetin yönü doğrultusu ve büyüklüğünü gösterme, sürati tanımlar ve süratı birimini ifade etme. Daha sonra arkadaşlar maddenin tanecikli yapısı başlık oldu, olduğunu hal değiştirme, yoğunluk, yoğunluktan sonra arkadaşlar ikinci dönem Tekrar yoğunluğa devam ediyor. Yoğunlukla ilgili batma, ayırt edici özellik olduğu e, suyun katı sıvı halde yoğunluklarının karşılaştırma. Şubatta madde ısı iletimi. Şubatın sonunda yakıtlar katı sıvı gaz yakıtlar. Martın birinci haftasında sesin yayıldığı ortamlar, sesin farklı ortamlarda süratini karşılaştırması Yani ses ve özellikleri. Sesin yansıma ve soğurulması, yine martta sesin yayılabildiği ortamlar, sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırma, yansıma ve soğurulma, örnekler verme, sesin yalıtımını açıklayabilme, ses yalıtımı, akustikle ilgili örnekler verme, arkadaşlar vücut sisteminin sağlığı, sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve sinir sistemini model üzerinde açıklama, iç salgı bezlerinin önemi, çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel zihinsel farklılıklar, ruhsal değişim şimler ergenlik döneminde sağlıklı geçirebilmesi için neler yapılabileceği denetleyici ve düzenleyici sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışması için etkinlik yapma Nisan'ın son haftasında arkadaşlar duyu organlarına ait model gösterme arkadaşlar duyu organlarıyla fen konularımız sona eriyor sosyal bilgiler konularına geçiyoruz sosyal bilgiler 6. sınıf konularımız şunlar birey ve toplum arkadaşlar yine kültür ve miras konusu, kültür ve miras konusuna devam etmiş. Ara tatil, Türklerin İslamiyeti kabulleri, Türklerin İslamiyeti kabullerinde çıkışlarına birbirine getirdiği değişimler ve yorumlar, Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin tarihi sosyal ekonomik benzerliklerine ölüşkin çıkarımlarda bulunma, kültür ve miras Türklerin Anadolu yurt edinme, tarihi ticaret yolları, konum ile ilgili kavramlar arkadaşlar, kıtalar, okyanuslar, ülkemizin coğrafi konumları, Türkiye'nin fiziki coğrafya üzeri, yer şekilleri, iklim özellikleri, bitki örtüsü ile ilgili haritaları inceleme. Ocak ayında Türkiye'nin temel beşeri coğrafya özellikleri, yine sosyal bilimlerdeki çalışma, bilimsel ve teknolojik çalışmalar. Arkadaşlar ikinci dönem bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma, telif patent hakları, ülkemizin kaynaklarını ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirme, üretim dağıtım ünitesi ile ilgili arkadaşlar ülkemizin kaynaklarını ekonomik faaliyetlerini ilişkilendir, kaynakların bilinçsizce tükenmesi, canlıların yaşamına etkisini analiz etme yine üretim dağıtım ünitesine Mart ayının sonuna kadar nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinde gelişiminde yerini ve önemini analiz etme, ilgi duyduğu mesleklerin getirdiği kişiler özellikleri, becerileri ve eğitim sürecini araştırma, ayının birinci hafta demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yöntem biçimlerini karşılaştırma, ara tatilden sonra arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme, yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklama ve yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz ederek sosyal bilgileri konularını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.